Bütün işlemler tamam. En sonunda bitti. Şimdi sıra Erhan'ı size teslim etmeye geldi. O kadar heyecanlıyım ki. Onu bir kucağıma alsam, inanın bir daha hiç bırakmayacağım. Gözlerinizden okunuyor zaten. Yıllarca çocuk sahibi olalım diye uğraşıp durdum. Ama şimdi bir çocuğumuz oldu değil mi? Görebilir miyiz? Tabii. Nasıl bakıyor değil mi? Çok şirin. Ellerine bak, ne kadar küçücük. Canım benim. Sanki onu yıllardır tanıyor gibiyim. Sen çok iyi bir anne olacaksın. Biraz üşümüş gibi. Sakın hasta olmasın. Merak etmeyin, ona çok iyi baktılar. Sen de anneliğe şimdiden başladın ama. Ama Erhan artık bizim çocuğumuz. Onu herkesten, her şeyden daha fazla düşünmeliyiz. Öyle değil mi? Bebeğim, canım, niye ağlıyorsun? Oh. Aa, ne çabuk geldiniz. Çocuğumuzu kimselere kaptırmak istemedik. Erdem. Oy, Hatice'yi bir görsen canım. Anne. Bebeğim. Binadan çıkar çıkmaz hemen taksiye atladı. Ne o? Geri alırlar diye mi korktun? Belli olmaz. Fikir değiştirirler, bir şey olur. Deme lazım. Neyse, evime getirdim ya. Bak anne, melek gibi değil mi? Ne şirin. Evet, çok şirin yavrum benim. Ay. Ben hemen yatağına yatırayım. Onca yoldan geldik, yorulmuştur. Memnunsun değil mi evladım? Neden olmayayım ki anne? Nihayetinde başkasının çocuğu. Sonradan pişman olmayasın. Niye pişman olayım ki? O artık bizim evladımız. Hatice çocuğumuz olmayacağını öğrenince hayata küsmüştü. Baksana şimdi bambaşka bir kadın oldu. Ama o küçük bebeği Hatice için evlat edinmediniz. Ona karşı bir sorumluluğunuz var. Biliyorum anne. Sen hiç merak etme. Erhan'a çocuğum gibi bakacağım. Sana söz veriyorum. Hadi gel. Şu küçük adama bir bakalım. Hadi. Canım.
Ne oldu? Niye uyanıksınız siz? Hiç. Canım, bir tanem. Sen uyandırdın yine değil mi? Ama nefes alışını duymuyordum. Ne yapayım? Allah. Şimdi uyut uyutabilirsen bakalım. Oğlum, ben uyudurum. Sen merak etme. Canım benim. Oğlum. Oğlum. Boncuğum benim. Bazen bu dünyada tek bir anne var, o da benim diye düşünüyorum. Ama haklısın. Erhan'ın bir annesi var, o da sensin. Öyle mutluyum ki. Gözlerinden belli oldu. Neden daha önce evlat edinmeyi düşünmedik, hayret ediyorum. Olsaydı inanın ancak bu kadar severdim. Önce benim de endişelerim vardı. Ama artık içim rahat kızım. Erhan'a çok iyi bir anne oldu. Onsuz bir dakikam bile geçmiyor. Hatice kızım, neyin var? Yok bir şey. Biraz midem bulandı. Midem mi bulandı? Evet, son günlerde sık sık oluyor. Size güzel bir haberim var. Hatice Hanım, hamilesiniz. Hamile miyim? Beş haftalık. Ama nasıl olur? Ama siz bize bunun mümkün olmayacağını söylemiştiniz. Ben öyle bir şey demedim. Biz her türlü tedaviyi denedik. Ve bu tedaviler işe yaramadı. Evet. Bizim elimizden gelen bu kadar dedik. Ama sonrası size kalmıştı. Yani benim şimdi bir çocuğum mu olacak? Evet Hatice Hanım. Bir çocuğunuz olacak. Ve çocuğunuz şu anda gayet sağlıklı görünüyor. İnanamıyorum. Ben de. Hiç beklemiyordum Erdem. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Allah'ım sana şükürler olsun. Yıllarca bekledik. Ama sonunda oldu işte. Peki şimdi ne yapacağız? Evlat edindiğimiz bir çocuğumuz vardı. Şimdi bir de kendi çocuğumuz doğuyor. Ne güzel değil mi? Erhan'ı almakla ne kadar büyük bir sevap işlemiş olduk. Kimsesiz bir çocuğa bakıyoruz. Belki de ilahi olarak ödüllendirildik. Belki de bu yüzden çocuğumuz geliyor Erdem. O zaman bu ilahi armağana saygı duyalım, olur mu?
iki çocuğumuzu da aynı derecede sevelim. Onları hiç ayırmayalım. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin? Erhan benim canım ciğerim. Artık sonradan gelene sevgimin kalanını veririm. Şuna ne dersin? Caner mi? Yok ya. Benim oğlumun ismi Caner olamaz. İyi ama sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. O zaman Anıl olsun. Anıl güzel isim. Hadi sen söyle. İhsan olsun. Yani babamın ismini koyacağım diyorsun. Rahmetliye söz vermiştik. Hem bak Erhan'la da kafiyeli olur. Ne güzel. Peki nasıl istersen. Bak bu iyiliğimi de unutma. Dur bak sana ne göstereceğim. Bak şuna. Beşiğin üstüne koyuyorsun, döndükçe müzik çalıyor. Hatice. İhsan'a ninni gibi gelir. Erhan ağlıyor. Hem ışıkları da var yanıp sönen. Çok güzelmiş. Hatice çocuk ağlıyor, duymuyor musun? Erden farkındayım. Sana şunu gösterip bakacaktım. Zahmet ettim. Zahmet olur mu anneciğim? Bugün senin günün. Yılda bir kere anneler günü yapmışlar işte. Nereden benim günüm oluyor? İyi işte. Yılda bir kere sana çiçek vermiş oluyor. Ne var bunda? Hadi otur da sana bir kahve yapayım. Ya hiç zahmet etme. Eve yetişmem lazım. Oğlum niye geldin, niye gidiyorsun? Hatice ile çocukları da getirmemişsin zaten. Seninle yalnız konuşmak istedim anne. Yine aynı mesele mi? Evet. Korktuğum başıma geldi son. Hatice Erhan'a kötü davranıyor. Dövüyor mu yoksa? Oraya kadar varmadı ama... aralarında ayrım yapıyor. Kendi öz çocuğunu daha çok sevecek. Bunu engellemeye imkan yok. Ne yapacağımı bilemiyorum anne. Erhan'a da üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Artık Hatice'nin vicdanına kalmış. Onun vicdanına bırakırsam çok geç olabilir. Sağ ol canım. Teşekkürler. Bu da benim hediyem. Ah canım benim. Dur bakalım ne almışsın? Ben almadım, babam aldı. Olsun, sen almışsın baban almış, ne fark eder? Aman Allah'ım. Nasıl da istiyordum ben bunu. Gel bakayım bana sen. Şimdi sıra bende. Bakalım benim hediyemi beğenecek misin? Bana niye aldın ki? Bugün anneler günü. Ben alacaktım. Bu seferlik kuralları değiştirdim. Hadi gel, görünce bayılacaksın. Gel. Ne oldu, neyin var? Hiç. Söyle ama bana. Canını sıkan nedir? Sen böyle oturmazdın. Annem hediyemi beğenmedi. Bunu da nereden çıkardın?
açıp bakmadı bile. Canım sonra bakacaktır. Ama İhsan'ınkini açtı. Hadi gel bakalım. Frenleri de var. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendik. Geldin nereden? Nasılsın İhsan? İyiyim baba. Bisikletim ne güzel değil mi? Güzel oğlum. Peki Erhan'ın bisikleti nerede Hatice? O kadar param yoktu. Bir tane aldım. Demek öyle. O zaman oğlumun bisikletini de ben alırım. İyi, al o zaman. Erhan, bak bisikletime. Ne kadar güzelmiş. Çocuklar, hadi bisiklet de alıp bahçede oynayın. Yavaş. Dikkat edin. Yavaş yavaş. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben ne yapıyorum ki? Erhan'ı kırıyorsun. Kimseyi kırdığım falan yok. Peki ya demin yaptın? Ne yapmışım ki? Ne yaptığının farkında bile değilsin Hatice. Erhan'a bisiklet almadım diye mi şimdi bu sözlerin? Evet, ona bisiklet almadığın için. Sarılıp öpmediğin, onu sevmediğin için. Bana haksızlık etme Erdem. O çocuğa yıllarca ben baktım. Şimdi mi aklına geliyor hesap sormak? Ben olmasaydım nasıl bakardın Allah bilir. Ne o Erhan? Sen yatmadın mı? Gel, otur şöyle. Annen nerede? İhsan'a masal okuyor. Yarın çarşıya birlikte çıkar, senin bisikletini seçeriz, olur mu? Ben bisiklet istemiyorum. İstemiyor musun? Peki ne istiyorsun? Annemin beni sevmesini istiyorum. Biraz da ben bineyim. Olmaz, bindirmem. Ama lütfen bir kere binsem ne olur? Benim bisikletimi vermem. Ben sana oyuncaklarımı veriyorum ama. Bana ne, ben vermem. Versene şunu. Bana ne? Ver diyorum. Ben bineceğim, ver. Ne var, ne oluyor burada? Oğlum. Evladım. Canın acımadı ya. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Kendi düştü. Hadi oradan. Yalan söyleme. Bana bak. Bir daha hiç sana dokunmayacaksın, tamam mı? Ama o bisikletine bindirmiyor. Vermiyorum işte. Vermiyorum. Vermiyorum. Erhan. Vermiyorum. Erhan, çekil. Vermiyorum. Durun. Sana dokunmayacaksın dedim. Bana bak. Sen de bir daha Erhan'la oynamayacaksın. Ama anne. İşte o kadar. Yürü bakalım. Evladım, niye ağlıyorsun? Anlat, ne oldu? Annem bana vurdu. Vurdu mu? Gel benimle. Hadi. Aferin oğlum benim. Ekmek de al. Bakıyorum sadece hissini doyuruyorsun. Evet, ne oldu ki? Peki Erhan'ın suçu ne? Niye o masada değil? Niye ağlıyor? Çünkü o cezalı. İhsan'ı dövdü.
Sen de onu dövdün öyle mi? Evet, ben de onu dövdüm. Hak etti. Şuncacık çocuk hakkında böyle konuşamazsın. O senin evladın. O benim evladım falan değil, anladın mı? Gel bakalım. Erdem ne yapıyorsun? Bırak. Bırak beni. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yaptığım yok. Seninle ne konuşmuştuk? Erhan'a kendi çocuğun gibi bakmayacak mıydın? Bakmadın mı? Evet baktım. Ama nasıl? Hep ayırar, hep kayırar. Ben görevimi yaptım. Daha fazlasını bekleme benden. Demek şimdi böyle oldu. Erhan'a bir daha sakın vurma. Hak ediyorsa vururum. Benimle inatlaşma Hatice. Sonunda sen zararlı çıkarsın. İyi o zaman. Madem öyle, o çocuğu uzak tut benden. Hı. Bak bu iyi fikir. Çocuğumu anneme götürüyorum. Sen daha insaflı bir kadın olana kadar da orada kalacak. Nereye götürürsen götür. Çocuğum derken İhsan'ı kastetmiştim. İhsan mı? Yapamazsın. Bu kadar acımasız olamazsın. Öyle bir yaparım ki. Beni ezip geçmen gerek. Buraya bir kadın bırakacağım. Erhan'ın ihtiyaçlarıyla o ilgilenir. Ve eğer o çocuğun canını yaktığını duyarsam... ben de senin canını yakarım. Haberin olsun. Baba nereye gidiyoruz? Babaannen evladım. Bisikletimi de götürebilir miyim? Sonra ben alırım. Bari Erhan da gelseydi. Ben orada sıkılırım. Bakın. Sonra o da gelir belki. Çocuğun değil miyim? Hadi sen de git yemeğine. Geri getir, ne olur. Ne olur bana acı çektirme. Erhan yattı mı? Yattı. Yani yatırdım. Görüyorsun işte. Onunla daha çok ilgileniyorum. Görüyorum. Bir hata yaptım, biliyorum. Hem de çok büyük bir hata. Sen bu hatayı yıllardır yapıyorsun. Şimdi mi fark ettin? Yalvarırım Erdem. Ne yapmamı istiyorsun? Pişmanım işte. Değiştim artık. Tamam. Erhan'ı insan kadar sevemem. Ama ona elimden geldiğince iyi davranacağım. Onu kırmayacağım. Sana söz veriyorum. Yeter ki İhsan dönsün. Oğlum yanımda olsun. Lütfen. Peki. Sana güveniyorum. Anneciğim. Oğlum. Anneciğim çok özledim seni. Ben de seni oğlum. Ben de seni. Canım oğlum çok özledim seni. Ben seni daha çok özledim anneciğim. Bebeğim. Güzel oğlum. Canım benim. Seni o kadar çok özledim ki. Neler yaptın ha, iyi misin? Babaannemle hepsini konuştum. Canım oğlum. Hadi sen de sarıl bakalım anne. Hiç uyuyamadım sen hadi. Geleceksin diye. Geç hadi.
Canım benim. Bir tanem. Sizi rahatsız etmek istemezdik. Ama durumun aciliyeti bizi buna zorladı. Rica ederim. Rahatsızlık ne demek? Sorun neydi? Çok önemli demiştiniz. Erhan'la ilgili görüşmek istemiştim. Tahmin etmiştim zaten. Peki bu kadar yıl sonra beni buraya getirten şey nedir, söyler misiniz? Erhan'ın annesi. Biliyorsunuz Erhan'ın annesi maddi imkansızlıklardan dolayı onu bize bırakmıştı. Biz aileye evlatlık verilmesi konusunda onlarla anlaşmaya varmıştık. Evet. Ama şimdi annesinin durumu düzelmiş. Oğlunu yanına almak istiyor. Tabii siz de kabul ederseniz. Eşimle konuşmam lazım. Bunda düşünecek bir şey yok. Tabii ki vereceğiz. Ama kadını tanımıyoruz. Biz onu canımızdan sakındık. Ya annesi ona bizim gibi bakamazsa? Erdem, öyle bir şey olmayacak. O Erhan'ın öz annesi. Neden kötü baksın? Sen Erhan'dan kurtulmak istiyorsun, değil mi? Ben sadece gerçekleri görüyorum. Doğru olanı yapıp onu annesine vermeliyiz. Seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Biz aslında senin gerçek annen ve baban değiliz. Ama seni çok seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Ama şimdi senin asıl annen geldi. Ve seni almak istiyor. Gitmesem olmaz mı? Olmaz Erhan. Annen seni çok özlemiş. Ama benim annem zaten var. Annem bana bazen çok kızıyor ama haklı o. Ben çok yaramazlık yapıyorum. Beni o yüzden mi gönderiyorsunuz? Bir daha yaramazlık yapmam baba. Söyle anneme, yaramazlık yapmam. Ben aslında onu hiç vermek istemedim. Ama inanın çok zor durumdaydım. Babası da terk etmişti. Kendimi zar zor geçindiriyordum. Vermek zorundaydım. Aksi halde benim yanımda ya hastalanır ya da bakımsızlıktan ölürdü. Sizi yargılamıyoruz. Ama ben hala onu verdiğim için pişmanım. Hayatta başımıza nelerin geleceğini bilemeyiz ki. Durumunuz şimdi iyi, öyle mi? Allah'a şükür. Kimseye muhtaç değilim. Erhan'ın izini bulmak için çok uğraştım. Kısmet bugüneymiş. Yavrum. Canım benim. Canım. Canım, canım. Ah.
Tabii gelecek. Gelmez olur mu? Bisikletimi al istersen, ben binmiyorum. Alamam, o senin bisikletin. Hadi canım, gidelim. Hadi canım. Hadi oğlum, hadi. Ev sessiz oldu. İki çocuğun sesini duymaya alışmıştık. Böylesi daha iyi. Erhan gerçek annesinin yanında daha mutlu olacak. Emin misin? Öyle tabii. Ya sen? Sen mutlu musun? Ben bir sana bakayım. Simitçi! Buyur abi. Bir tane simit verir misin? Buyur abi. Sağ ol. Afiyet olsun. Gelsin. Sağ ol. Anne, bana simit alsana. Evde yersin oğlum. Anne, ne olur. Peki ama bu son, tamam mı? Bundan sonra dışarıda abur cubur yemek yok. Söz mü? Söz. Buyur abla. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Bir simit verir misiniz? Tabii ki. Buyur abla. Hay Allah, hiç bozuk kalmamış. Ziyanı yok abla, ben bozarım. Baloncu! 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 İhsan! Oğlum! İhsan! Ya şu bakmanı versin, zor bir telefon var. Ne bu halin evladım? Bari sen sağlam dur. Sizin yüzünüzden benim yüreğime inecek vallahi. İşe de gitmemişsin. Gitmedim. Yıllık iznimi kullandım. Ama hala gidecek durumda değil. Sağ olsun, arkadaşlar idare ediyor. Peki bu ne kadar sürecek Erdem? Bilemiyorum anne. Neden anne? Neden? Bu felaket neden bizim başımıza geldi?
Başkasının değildi. Neden biz? Sanki daha dün gibi. İhsan kollarımdaydı. Kaç ay geçti ama gözlerimin önünden gitmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuğumun acısı bir yandan, Hatice bir yandan, işin içinden çıkamıyorum. Hatice nasıl? Hala aynı mı? Uyuyor. O da ilaçlarla yaşıyor zaten. Uyandım sersem gibi. İki yabancı gibiyiz artık. Eskiden bu duvarlarda iki çocuğun sesi çınlardı. Şimdi ev o kadar boş ve ıssız ki. Sanki mezar. Hatice. İyi misin kızım? Ne oldu? Ben geldim. İhsan. İhsan'ı gördün mü anne? Doğru ya. İhsan yok. Yok artık. Öyle yapma Hatice. Hadi kalk biraz dolaşalım. Dolaşmak mı? Bir yere gitmem. Gidecek yerim yok benim, anladın mı? Gidecek yerim yok. Yapma kızım, yapma. Kalk hadi. Ben uğursuzum. Uğursuzun tekiyim. Uğursuzun tekiyim ben. Çocuğumu koruyamadım, evlatımı koruyamadım. Hatice yeter. Kendine gel. İhsan öldü. Kabul et bunu. İhsan öldü. Biliyorum. Biliyorum. Hepimiz öleceğiz. Bu gerçeği değiştiremeyiz. Ama o çok küçüktü. Küçüktü. Bunu da değiştiremeyiz. Kimin ne zaman gideceğine karar veremezsin. Topla kendini. Sonsuza kadar kendini uyuşturamazsın. Unuttun mu? Senin bir çocuğun daha vardı. Hatırlıyor musun? Erhan. Evet Erhan. Hiç olmazsa onun için toparlanmalısın. Onun annesi var. Ama bu yaşa kadar sen getirdin. Artık yanımda değil ki. Erhan seni çok özlüyor. Çok kötü davrandım. O öyle düşünmüyor ama. Ne zaman uğrasam annem nerede diye soruyor. Gerçekten soruyor mu? Erhan, Erhan. Çabuk gel, bak misafirimiz var. Anne. Yavrum. Seni çok özledim. Ben de yavrum, ben de. Kardeşim nerede? Onu niye getirmedin?
istedi ama. Bir daha geldiğinde onu da getir, olur mu? Oynarız burada. Getiririm güzelim. Anne ne oldu sana? Sen de mi hastasın yoksa? Ama seni gördüm iyi oldum. Artık hep geleceksin değil mi? Hep geleceğim evet. Beni sakın bırakma. Bırakmayacağım. Seni hiç bırakmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.